Efendim, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati kur korumalı mevduat sistemini savundu bir kez daha. 2022 yılında hazineye maliyetinin 95 milyar lira olduğunu söylerken muhalefetin fakirden zengine servet transferi eleştirilerine dikkat çekici bir yanıt verdi. Ayşe'nin parası Fatma'ya, Fatma'nın parası Ahmet'e gidiyor dedi. Biz de sorduk, Ayşe'nin suçu ne? KKM müthiş bir buluş oldu. Bize diyorlar ya, bir maliyeti var. Bu maliyet nerede? Türkiye içerisinde. Yurt içinde para dönüyor. Ayşe'nin parası Fatma'ya, Fatma'nın parası Ahmet'e. Bu azınlık kimi zaman yandaş olarak, beşli çete olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar Ayşe Fatma değil. Bunların kimliği belirsin. Kabinenin ışıltılı şahsiyeti Nebati Bakan, patronu Bay Kriz'le birlikte adeta ediyle büdü gibiler. Muhalefet kur korumalı mevduat sisteminin hazineye maliyetini tartışırken, servet transferi derken Hazine Bakanı Nurettin Nebati maliyeti savundu. Ayşe'nin parası Fatma'ya, Fatma'nın parası Ahmet'e gidiyor diyerek. Ayşe'nin parası çocuğuna süt alırken vergi veren Ayşe'nin parası. Yokluk yoksulluk çeken Ayşe'nin parası. Verdikleri Fatma, zengin Fatma. Daha önceki yapı Meryem'in parasını Maria'ya götür. 85 milyon iliğine kadar vergi veriyor. Bu övünecek bir şey değil. Bu utanılacak bir şey. Siz bu Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduata yapmış olduğunuz ödemeleri para basarak karşılıyorsunuz. Para bastığınızda bu da enflasyon olarak ortaya çıkıyor. Enflasyonun en büyük yükünü dar ve sabit gelirliler çekiyor. 20 Aralık 2021'e kadar dolar kuru 18 lira 30 kuruşken kur korumalı mevduat devreye sokuldu. Türk lirası mevduat sahiplerine kur garantisi verildi. Amaç dolar kurunu sabit tutmaktı. Ancak 6 ayda dolar kuru 20 Aralık'taki seviyesinin de üzerine çıktı. Dolar tutunamadığı gibi hazineden de milyarlar ödendi. Merkez Bankası'ndan çıkan miktar açıklanmazken kur korumalı mevduatın sadece hazineye bir yıllık maliyetini Bakan Nebati açıkladı. Geçen yıl Türkiye Cumhuriyeti hazinesine 95 milyar lira gibi rahat bir şekilde karşılanabilecek bir maliyete sebep olmuştur. Millete yutturmaya çalışıyor. Halbuki durum öyle değil. Bunun hem Merkez Bankası'na hem hazineye maliyeti 200 milyar liranın üzerinde oldu. Faydası maliyetin çok çok üzerinde olan bir uygulamadır. Türkiye çok yüksek bir enflasyonla karşılaştı. Bütçesine çok ciddi yükler bindi. Dış borçlarımız, iç borçlarımız aşırı bir şekilde yükseldi. Hazinenin tarihinde ilk kez faiz yükümlülüğü, ana para yükümlülüğünü geçti. Bunları bir maliyet olarak görmüyorlar mı? Türkiye ekonomisini bu kadar olumlu etkileyeceğini kimse tahmin edemezdi. Müthiş bir buluştu. Türkiye'nin o buhranlı, sıkıntılı, zor dönemlerinde uygulamak zorunda kaldığı bir enstrümanı 2021 yılında uygulamış bir hükümetle karşı karşıyayız. Türkiye için tekrar yine bir faizçi. TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı. 5 ay sonra borcumuzu ödemeye başlıyoruz. Ücret vergisinin devlete değil, işçiye ödenmesini sağlayacağız. E biz beyaz yakalılar dediğinizi duyar gibiyim. Siz de işçisiniz. Kanmayın bunlara. Tabii ki size de borcumuzu ödeyeceğiz. Nurettin Nebati 85 milyonun vergilerinden ödenen kur korumalı mevduat maliyetini savunurken CHP lideri Kılıçdaroğlu'ysa milyonlarca çalışanın vergi yüküyle ilgili açıklama yaptı. Seçimin kazanılması halinde vergi dilimlerinin yeniden düzenleneceğini söyledi.